Merhabalar, ben Mert Kuşkapan. Bu videomda sizlere ölü piksel testi nasıl yapabilirsiniz ve aynı zamanda da monitörünüzün sağlam olup olmadığını nasıl anlarsınız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir monitör satın aldınız ve bu monitör kurdunuz, her şey çalışıyor, bağlantılarını vesaire yaptınız. Ölü piksel var mı yok mu, bunu hani nasıl gördüm, ne olur ne biter diyorsanız bunun için bir web sitesi var. Web sitesinin linkini zaten videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da siz kendi ölü piksel testinizi yapabilirsiniz. Ölü piksel dediğimiz olay şu: burada bir tane bir nokta olması ya da işte şurada bir tane nokta olması ve daima o noktanın orada kalması demek. Bazen bir tane değil bir sürü ölü piksel olabiliyor. Yan yana olabiliyor ya da birkaç tane olabiliyor. Bunu ancak bu testlerde görebiliyoruz. Yani monitörün arkasında bir renk oluyor. İşte kırmızı bir renk. Kırmızı renk de zaten kendisini açığa çıkarıyor. Ya da işte mavi renk oluyor. Mavi renk de kendisini açığa çıkarabiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken şey şu: monitörün parlaklığını sonuna kadar açmanız. Yani daha rahat görebilmeniz için. Ve aynı zamanda da monitörünüzü bilgisayarınıza bağlamanız. Bunu iki farklı cihazda test etmenizi öneriyorum. Çünkü bazen bilgisayarların ekran kartlarında driver problemlerinden dolayı çizgiler oluşabiliyor, şeyler olabiliyor. Yani ölü pikselin olup olmadığını net bir şekilde emin olmak için bu testi iki farklı cihazdan test edin. Bir masaüstü bilgisayardan test ettik. Bir de HDMI kablosunu ya da VGA kablosunu, artık ne kullanıyorsanız, laptopunuza takın ya da başka birisinin masaüstü bilgisayarına deneyin ve onda da aynı testi gerçekleştirin. Eğer orada da ölü pikseli görüyorsanız gerçekten monitörünüzde ölü piksel vardır. Fotoğraflarını çekip de satın aldığınız kişiyle veya firmayla iletişime geçerseniz olur biter. Ya da işte bu monitörün markasına Rampage mi garantisi var, Rampage'e bu durumu bildirip de cihazımı garantiye gönderebilirim. Neyse, çok fazla uzatmadan testimize başlayalım arkadaşlar. Benim monitörüm 1920x1080p Full HD çözünürlüğüne sahip. Bilgisayarımdan da 1920x1080p Full HD çözünürlüğünü veriyorum. Hani farklı çözünürlükler de verebilirsiniz. Hani sadece HD'de gözüküyor, farklı çözünürlükte gözüküyor diye bir durum yok. Bazı kişiler monitörü 1080p desteklemesine rağmen gidip 1280x720p kullananlar var. O yüzden de monitörün neyse o çözünürlüğe göre kullanın arkadaşlar. Benim monitörüm 165 Hz. Fakat Hz olayı ölü piksele etki etmeyen bir durum olduğu için bunu pas geçebiliriz. Çözünürlük olayı da ölü piksele etki etmiyor ama bazen çözünürlüğünü yanlış tutanlar oluyor. Bir tane web sitesi var, Dead Pixel Body diye. Bu web sitesinde gördüğünüz gibi farklı renkler var. Bu renkleri bize sırasıyla açacak. Bunun için ben browser'ı ilk baş tam ekran yapıyorum. İsterseniz şuradaki 3 çizgiye basıp şuradan tam ekrana basabilirsiniz ya da klavyenizden F11 tuşuna basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam ekran oldu. Geri çıkmak için yine F11'e bastığınızda geriye çıkıyor. Tüm ekranı kaplaması için benim bunu F11'e basarak tam ekrana çevirmem lazım. Buradaki siyaha tıklıyorum. Burada gördüğünüz mouse'u da şöyle kaybettim. Zaten biraz bekleyince o mouse kaybolacak. Ama ben şöyle kaybettim. Şimdi bakıyorum ekranıma. Çok detaylı bir şekilde bakıyorum. Tabii siz kamerada gördüğünüz için biraz farklı gözükebilir. Bu arada kameranın kendi üzerinde şeyler olabiliyor. Hot pikseller oluşabiliyor. Hani onu ekranda zannedebilirsiniz. Bakıyorum, köşelere bakıyorum. Sağına soluna bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Okey, siyahtan geçtik. Sağ sol tuşlarıyla öbür renklere geliyorum. Şu an beyaz ve grimsi bir renkle bakıyoruz. Bunda da herhangi bir durum yok. Yani öyle piksel görmüyorum. Monitörlerde ışık sızma olayı var. Tabii bu monitör kavisli olduğu için siz farklı görebilirsiniz. Yine kameranın olayına aldanmayın. Bunu test edebilmeniz için bir insan gözüne ihtiyacınız var. Monitörlerde ışık sızması olayı olur. Genellikle böyle köşelerde falan yer alır ya da aşağıdan yukarıya. O monitörün başka birisinde öyle bir problemi var mı ona bir bakın. Eğer yoksa ışık sızma probleminden de garantiye gönderebilirsiniz. Hani benim monitörümde öyle bir durum söz konusu değil. Buradaki rengimizden de geçse. Ve şimdi bir kırmızı geldi karşıya. RGB renklerinde, yani red, blue, green renklerinde daha çok belli olur. Şu an kırmızıda da biz bir şey görmüyoruz. Yeşil geldi, green'imiz geldi. Green'de de bir şey görmüyorum. Mavimiz geldi, mavide de bir şey yok. Sarı geldi. Yani tek tek bu renklere bakacaksınız. Bu renklerde daha çok belli olur. Mesela şurada bir şey görseydiniz, o zaman başka bir bilgisayarda da test edeceksiniz. Orada da görürseniz onun fotoğrafını falan filan telefonda çekip de garanti hakkınızdan yararlanırsınız. Mesela bazı monitör üreticileri şey yapıyor. Diyor ki bir tane öyle piksel garantiye girmiyor, 3 tane olursa giriyor falan diye muhabbet. Hani onun detaylarını biraz firmayla araştırmak, forumlara falan yazmak lazım. Şu an turkuaz rengine bakıyorum. Yok abi, herhangi bir şey görmüyorum. Pembeye bakıyorum. Siz biraz morumsu görebilirsiniz belki. Yine tekrar griye bakıyoruz ve siyaha geldik. Şöyle F11 yaparak browser'ımızı kapatalım. Ve gördüğünüz gibi piksel testinden monitörümüz başarıyla geçti. Peki bu piksel testinden geçti, monitörüm benim çok iyi falan filan diyorsunuz ama ölü piksel ileride oluşabilir. Yani ilk satın almada bakılması gerekiyor fakat ileride de bakılması gerekiyor. Bunu genellikle ikinci el monitör satın alanların yapması çok önemli. Çünkü monitör şu an yeni ama 2 yıl sonra ne olacağı belli değil. O yüzden de 2 yıl sonrasında ölü pikseller belki oluşursa veya ben bu monitörü ikinci el alıyorsam ilk yapmam gereken şey bu testi gerçekleştirmem. Olay bundan ibaret. Bir de
ışık sızması olayını gerçekleştirmem. Işık sızması olayı o monitörde varsa ve aynı zamanda da o monitörün orijinalinde böyle bir problem yoksa, tahminimce o monitör tamir görmüştür. Bu monitörü gidip de kendi servisinde, kendi garanti kapsamında yaptırdıklarında böyle bir durumla karşılaşılmıyor. Fakat bu monitörün, örnek veriyorum, LED bir monitör diyelim, tamam mı? LED monitörün arkasındaki LED balları var. LED ballardan birisi patlıyor. Haliyle gidip de dışarıda televizyoncuya falan filan yaptırtıyor. Adam da doğru düzgün LED takmıyor ya da işte sırayı düzgün yapmıyor. Biraz daha parlak gözüküyor burası. İşte burası biraz daha koyu gözüküyor. Diyor ki tüm balları değiştirdim diyor. Tüm balları değiştiriyorlar. Hani çok iyi bir işçilik yapmadığı için ışık sızmaları falan köşelerden sağlanabiliyor. Hani bu durumlar da etki edebiliyor. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Monitör gerçekten göz sağlığı açısından çok önemli. Burada gördüğünüz monitörün inceleme videosu da zaten kanalımda mevcut. Onun videosunun linkini de videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da burada gördüğünüz Rampage monitörün incelemesini izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmından yazabilir veya sosyal medya hesaplarından bana yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir. Hemen şuralarda bir yerde bir de abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var ya, o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarından hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.